Evet, arkadaşlar merhaba. 21 Temmuz 2021 İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda tekrar beraberiz. Gündüz programı var. İnşallah iyi bir bayram periyodu geçiriyorsunuzdur ailenizle ve işte sevdiklerinizle beraber, dostlarınızla. Hemen bu bayram günündeki değerlendirmemize başlayalım. İstanbul'la ilgili güzel bir çalışma yaptık. Çok da büyük olmayan, geniş olmayan bir şablon çıktı ortaya. Evet, saat 15.30'da Altılı Galen İlkaya 3. koşuyla başlıyor. 8 koşulu bir program var. Bir tane de altılı var. Birinciye 80.500 lira ikrami olan bir koşu. Handikap 16. 3 yaşlı İngilizler. 1600 metre çim piste çıkacaklar İstanbul'da. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi bayram mesaisi yapan jokeyler var. Tam 4 tane safkana yer verdik burada. İlk atımız iyi bir yarış çıkartmasını beklediğimiz 8 numaralı Miss Daphne diyoruz. Metin Hamedi ile arkadaşlar. En son koşusunu kazanmış olsa da tekrar aynı formuyla bu grubu bastırıp geçme ihtimali çok yüksek. İkinci atımız 2 numaralı Black Rock diyoruz, Mehmet Kaya ile. Mutlak düzeyde iyi bir koşu bekliyoruz ondan da. 4 numaralı Crafty Girl. Burada Gökhan Yıldız'la. Ve 3 numaralı The Plucky diyoruz, Akın Sözen'le. Güçlü karakterli bir safkan. Aynısını Dubai Grandstand için de söylemiştik, o gün geldi. Gördüğünüz gibi son inatçı karakteriyle kazanan bazı safkanlar var. Son 100 metrede ciddi bir atak yapıp muazzam bir performans gösterebiliyorlar. Yani resmen vites değiştiriyorlar. Bu atlardan bir tanesi bu The Plucky. 3 numara. O yüzden 8-2-4-3 olarak buraya geçiyoruz. Tabi burada 5 numara ve 6 numaranın da her an sürpriz yapma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Onu da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Günün diğer bir bombası da 7 numara lokum olur. Bu ilk ayakların sitesini ve sıkıntısını biliyorsunuz zaten. Yani özellikle bu tip koşuları, çok karışık koşulları ilk başa koyuyor. TCK'da biliyor böyle olması gerektiğini. O yüzden yeri olanlar buraya bol bol at yazabilirler. Biz 4 tane at geçiyoruz buraya. 8, 2, 4 ve 3 şeklinde. Evet, 4. koşu Altılı Gaye'nin ikinci ayağı. Şartlı 3 dişi safkanlar hepsi. 4 yaşlı Araplar. 2100 metreye çıkacaklar. 8 tane safkan var. Arkadaşlar burada biz bir tane safkandan bahsedeceğiz ve onu da bank olarak önereceğiz size. 1 numaralı Gökçe Kent Ayhan Kurşun'la günün tek bankosu arkadaşlar, biz de Gökçekent'e güveniyoruz. Bir numaralı Gökçekent'in bu koşuyu kazanacağını düşünüyoruz. Aksi takdirde burası çok fena karışır. Hani hiç umulmadık atların dahi burada geliri olur ama Gökçekent'i geçeceklerini düşünmüyoruz. Burada Ayhan Kurşun'la, tecrübeli jokey Ayhan Kurşun'la bu koşuyu kazanacaktır banko. Beşinci koşu 16.30'da, handikap 17. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanları 1900 metre çim piste çıkacaklar. 8 tane safkan içerisinde 2 tane safkana yer verdik. İlk atımız 4 numaralı Koca Polat diyoruz. Arkadaşlar yani alternatif banko arayanlar bu safkanı da düşünebilirler. Ona göre daha da kupon küçülmüş olur, şablon küçülmüş olur. Ama buna bir tane safkan var ki izin verirse bu tabii ki kazanacaktır. O da 5 numaralı Lazoğlu'm arkadaşlar. Burada burayı 4 ve 5 geçiyoruz biz. Dediğim gibi Mehmet Kaya bugün yine biraz böyle arka arka yarışlar alabilir. Başarılı bir performans gösterebilir. Dikkat diyoruz. Genelde jokeylere ait performans uyarılarımızın hepsi doğru çıkıyor arkadaşlar. Bizi dinleyenler biliyordur zaten. Bugün de Mehmet Kaya'ya dikkat diyoruz. Evet, burayı 4 ve 5 olarak geçiyoruz ama Gökhan Kocakaya burada, Koca Polat'ta çok şanslı, onu da söyleyelim. 4-5 geçtik burayı. 6. koşudayız şimdi. Grup 3 koşusu Kocatepe koşusu diye geçiyor. 198 bin lira birinci ikramiye var. Evet, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada 9 tane safkan içerisinde tam 4 tane safkana yer verdik ki altılının gerçek para yapacağı yerlere geldik. 5 numaralı Malkoçan, zaten Gazi koşusundan da hatırlıyoruz Akın Sözen'le. Gerçi Gazi koşusunda çok bir şey de yapamadı ama
Burada Akın Sözen de grubunu buldu. Yani bu tip atların bir şekilde ilk ikilere girmeleri lazım ki masraflarını kurtarsınlar. O yüzden bu tip koşulları genelde kazananlar oluyorlar. 6 numaralı Tour de Wings Halis Karataş da yine şanslılardan. Bir kum performansında birinci gelmişti en son. Burada da ikinci atımız bizim. 8 numaralı Pür Dikkat diyoruz. Ahmet Çelik'le. O da çimde gayet başarılı koşular koştu. Son 4 koşusunda bayağı bir ses getirdi. Ve son olarak da 2 numaralı Giant Dream diyoruz burada. Giant Dream dev rüya. Saadettin Boyraz'la. Bakalım Saadettin Boyraz böyle arka planda kaldığı zaman ki bilmiyorum belki de yüksek çıkacaktır AGB'si ama burada bunu da ilave ediyoruz. 5, 6, 8 ve 2 şeklinde bir şekilde bu rayı geçeceğini düşünüyoruz. Tabi burada Grey Kurt'un ve Kafkas Bey'in de performansı olabilir. Ama biz burayı 5, 6, 8, 2 geçelim. Varsa sizin atınızı da eklersiniz tabii ki. Evet, 7. koşudayız şimdi. Tabela ayağı yani. Günün 5. ayağı olmuş oluyor. Handikap 21 koşusu. Ahmet Kese bir koşusu diye geçiyor. Birinci 92 bin lira ikramiye var. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1900 metre çim piste çıkacaklar. Tam 7 tane safkan içerisinde 4 tane safkana yer verdik arkadaşlar ki dediğim gibi para yapacak olan ayaklar buraları. Burada ekürlerin çok şansı var ama ekürlerin düşeceğini düşünüyoruz. Yani ekürler ilk atımız bizim 3 numaralı Gananda Solo ve 7 numaralı Sempre Ganador. İlk atımız Birma Overlord Gökhan Kocakaya ile o da çok iyi bir yarış çıkartacaktır. 4 numaralı Ferhan diyoruz Akın Sözen'le böyle günün sürprizini yapabilir şaşırmayın. Ferhan çok kaliteli bir safkan arkadaşlar ve tam da mesafesinde koşuyor. Burada bu mesafe uygun ona ve 6 numaralı Kuğa Baba diyoruz Ahmet Çelik'le bir şekilde burada bu 4 safkanın dışına çıkmayacağını düşünüyoruz ki zaten 5 tane yazmış gibi olduk. 3, 1, 4, 6 ekürlerle beraber 5 tane safkan yazmış oluyoruz buraya. Son ayaktayız. Altılı Gaya'nın son ayağı 8. koşu. Burada satış 2 koşusu 4 ve yukarı Araplar 1600 metre çim piste çıkacaklar. 15 tane safkan içerisinde 6 tane safkana yer verdik. İlk atımız 1 numaralı Özalak diyoruz. Arkadaşlar Mahsun Demir başla. İkinci atımız 7 numaralı Eze Eze Gökhan Gökçe ile. Gökhan Gökçe de bir tek burada koşuyor zannedersem. Evet, 9 numaralı Malala Metin Hamedi ile. 11 numaralı Alemin Kralı diyoruz Vedat Aviş ile. 3 numaralı Çaykaralı diyoruz Ercan Çankaya ile. Ve 4 numaralı Özdoğa diyoruz Mehmet Kaya ile arkadaşlar. Çok dikkat. Burada bu Özdoğan'ın da geliri var. 1, 7, 9, 11, 3 ve 4 şeklinde. Burayı tam 6 tane safkanla geçiyoruz arkadaşlar. Böylelikle tabii ki İstanbul'la ilgili söyleyeceklerimiz de sona eriyor. www.maxsporttahmin.com web sitemizden de şablonlarımıza rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Yabancı at yarışları, işte Türkiye'deki TCK at yarışları ve futbolla ilgili de orada görüşlerimiz var. Evet arkadaşlar, inşallah iyi bir bayram zamanı geçiriyorsunuzdur. Sevdiklerinizle beraber, dostlarınızla beraber. Bu arada tabii at yarışı da bayramın böyle neşeli bir parçası olsun inşallah diyelim. Denk gelir, rast gelir inşallah tuttuğunuz atlar. Bizlerin de katkısı ile güzel bir yarış günü ve bayram günü beraber geçiriyorsunuzdur diyelim ve herkese bol şanslar diyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.